Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hepinize hayırlı akşamlar. Çok şükür bu hafta bir sıkıntı yaşamadan bağlanabildik. Efendim biz de teknolojiyi böyle, teknoloji bize her gün yeniden deniyor. Yeniden kendisine ayak uydurmamız için yeni atraksiyonlar yapıyor. Bu vesileyle hepinize sosyal dilemma belgeselini seyretmenizi tavsiye edeyim. Daha girer girmez. Böylece belki de bütün bunları bırakıp akıllı telefonları da kaldırıp efendim belki ancak birinin dizinin dibine diz çökerek ders yapmayı öğrenebiliriz. Geriye dönebiliriz belki, bilemiyorum. Bunlar bizi aşan şeyler ama hakikaten yani faydası mı zararı mı hala tartışılıyor ve içinde yaşadığımız için de dışarıdan bakma imkanımız çok kısıtlı ve bilemiyoruz. Yani Allah encamımızı hayır eylesin diyelim. Evet, bu vesileyle bir konuya daha temas edelim. O da İşte bu kadar kolaylaşınca ders yapmak, sohbet yapmak ve bu sohbetlere işte çok rahat artık herkesin evinden, cebinden, yolda, izde ulaşabilmesi çok kolaylaşınca bizlerden talep inanılmaz bir şekilde arttı. Yani nasılsa işte hoca hiçbir yere gitmesi gerekmeyecek evinden, yani Türkiye'nin her yerinden, dünyanın başka yerlerinden böyle talepler var. Bunun da çok hayra alamet olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü her şeyi çoğaltmak da olduğu gibi bu dersleri, bu dinlediğimiz eğitimleri vesaire bunları da çoğaltmak, niteliksizleştirerek yani çoğaltmak hepimizin aleyhine olur. Benim bu yaptığım işte dahil olmak üzere seçici davranmanızı tavsiye ediyorum. Yani hakikaten sadra şifa olacak, bir amaca yönelik olacak ve sizin işte herhangi bir eksiğinize, bu ilmi olabilir, fikri olabilir, ameli olabilir, bir eksiğinize ya bilginizi mi tamamlıyor efendim, hayatınızda davranışlarınızın düzelmesine mi yardım ediyor, efendim dünya görüşünüzü mü tasih ediyor, yani bakışınızı mı düzeltiyor, neye yarıyor? Yoksa çokça böyle akşama kadar dinleseniz bitmeyecek kadar çok video var maalesef. Ben onu da böyle ürkerek seyrediyorum. Neyse, bu kişisel bir şeydi, girizgahtı öyle diyelim. Biz kaldığımız yere dönelim. Nur suresinin 3. dersindeyiz. Bu 3. dersinde daha 3. ayeti tamamlayamadık. 2. ayetteyiz yani henüz. Efendim inşallah geçeceğiz 3'e bugün. Çok hızlı bir özet yapacağız ve kaldığımız yerden inşallah konumuzu tutturarak devam etmeye çalışacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallâhe basirun bil ibad. Nur suresi arkadaşlar, bu surenin içinde geçen konuların Allah tarafından farz kılınmış konular olduğunu bildiren bir yani deklarasyonla başlıyor. Yani Cenab-ı Hak burada açıkça Bismillahirrahmanirrahim suratünü enzelnaha ve faradnaha, bu öyle bir sure ki onu biz indirdik ve farz kıldık onu diyor. Yani içinde yoğun olarak ahkamla ilgili konuların geçeceğini, hükümlerin geçeceğini, hayatımıza dair kuralların anlatılacağını söylüyor ve böyle çok vurgulu bir ifadeyle bunu söylüyor ve biz yaptık diyerek de, yani vurgulu bir, o biz, neden Allah kendisinden bahsederken Rabbimiz biz diyor, o bir çok sorulan bir sorudur. Efendim inşallah bir gün bir vesileyle onu da daha kitabi bir dille açıklarız. Ama bazı yerlerde Cenab-ı Hak kendisinden ben, bazı yerlerde biz, bazı yerlerde de o diye bahsediyor. Bizim genelde hep biz demesi dikkatimizi çeker. Halbuki kendisinden o diye de bahsediyor Rabbimiz. Çok sevdiğim bir yorum. Cenab-ı Hak bizim lisanımızın kendisini tanımlamaya yetmeyeceğini ifade ediyor bu şekilde diyor bir müfessir. Çok güzel bir yorum bence. Yani bizim lisanımızdaki
kişi zamirlerinin hiçbirisi onu karşılamayacağı için. Yorumlardan biri bu. Biri de meleklerin de katılımıyla yaptığı işler için biz, çünkü aslında orada melekler memurdurlar. Yani Cenab-ı Hakk'a haşa yardım etmiyorlar. Sadece onun emirlerini yerine getiriyorlar. Ama işte mesela burası söz konusu olduğunda Cebrail'e indirtiyor. Yani Cebrail'i görevlendiriyor ayetleri levh-i mahfuzdan alıp Efendimiz'e indirmesi için. Kendi memurunun bile bir payının, bir emeğinin karıştığı bir işi anlatırken Rabbimiz biz diyerek böyle hiç kimsenin emeğini zayi etmediğini söyleyen yorumlar var. Bu da çok hoş bir yorum. Efendim ama en güzeli, en böyle nasıl diyelim, epistemolojik olanı hakikaten Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir zamire sığmayacak kadar hiçbir, bizim dilimizdeki hiçbir tanımlamanın insan lisanındaki, yani Türkçedeki veya Arapçadaki demiyorum, insan lisanındaki hiçbir tanımın onu ifade etmeye yetmeyeceğini gösterir bu diyorlar. İşte bu sureyi biz indirdik ve enzelnâ fîhâ âyâtin beyinât, apaçık ayetler indirdik onun içinde, yani hiç tartışmaya mahal bırakmayacak konular. Leallekum tezekkerûn, umulur ki onu belleyip tutarsınız. Hemen bu birinci ayetten sonra İkinci ayet, bizim henüz bitiremediğimiz ayet. Ezzaniyetü ve zani feclidû kulle vâhidin minhumâ mi'ete celde. Kadın olsun, erkek olsun, zina edenlere, efendim, her birine 100 değnek vurun diyor Rabbimiz. O değnek meselesini konuştuk uzun uzun. Ceza, İslam'da ceza konusunu konuştuk ve hatta size de tavsiye etmiştim. Ödev diyoruz biz bunlara. Hani o lafın gelişi, takip etmiyoruz sonuçta, geri bildirim yapmıyoruz. Ama hani vicdanınızda da bir ödev gibi sorumluluk uyandırsın diye ödev diyorum. Efendim, demiştik ki zina maddesini ve ceza, İslam hukukundan zina ve ceza maddelerini okuyun demiştik. Bugün de ona bir başka madde daha ekleyeceğiz. Geleceğimiz konuda söyleyeceğim inşallah. Ve la te'hudkum bihima ra'fetun fi dinillah. Allah'ın dini konusunda sizi hiçbir merhamet tutmasın. Yani merhamete kapılmayın bu cezaları uygularken. Burada Elmalı Hamdi Yazır'ın efendim çok güzel bir açıklaması vardı. Eğer Allah'a ve ahiret, Allah'a inanıyor ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu mesuliyetten korkuyorsanız, onlara uygulanacak bu ceza konusunda hiçbir merhamete kapılmayın. Yani burada gaddarca davranın anlamında değil. Merhamet sebebiyle gözünüzün içine baka baka, göstere göstere şartlarını anlatmıştım. Yapılan zinalara göz yummayın anlamındadır. Zira onlara acımak, yani asıl merhamet nedir? Zinalarına müsamaha etmekte değil, tevbelerine sebep olmak için hadlerini yerine getirmek. Burada had, bizim günlük dilde kullandığımız haddini bildirmek anlamında değil arkadaşlar. İslam hukukunda bir karşılığı olan, yani bir sınırı olan cezaların uygulanması demektir. Ve bu suretle iffeti muhafaza ve zinanın taammümünü men ederek yaygınlaşmasını, normalleşmesini, bu normalleşme konusunu da konuştuk. Nikahın teksirine çalışmaktır. Biraz ileride ayet-i kerimeler gelecek. İnsanları evlendirmek, yani evlenme yaşına gelen ve evlenmek isteyenleri evlendirmek içinde, o insanların içinde yaşadığı toplumun görevidir arkadaşlar. Bu konuda mesela ben aslında hani öyle zannederler ama çok toplumun içine karışan bir insan değilim. Hatta derdim ki cami ev, cami ev, benim hayatım böyle. Şimdi cami de kalktı, ev 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 şeklinde yaşıyorum çoğunlukla, çok ağır lıkla, yani çok ekseriyetle evde yaşıyorum. Dolayısıyla toplumu zannettiğiniz kadar bilmiyorum ama ona rağmen arkadaşlar bana bile onlarca evlenmek isteyip de evlenemeyen insanlardan mesajlar geliyor. Topluma dair, bize dair, yani toplumun önüne düşmemizi istiyorlar. Bu konuda efendim sitem ediyorlar topluma, haklı olarak, çok hak veriyorum. İnşallah o ayeti gelince konuşacağız. Şunu unutmayalım, evlenmenin zorlaştırılması zinanın kolaylaştırılması demektir. Bakın burada da ne diyor? Zinanın taammümünü men ederek, yani bu cezalarda amaç ne? Zinanın normalleşmesini ve yaygınlaşmasını, taammüm, umumileşmek demek. Men ederek nikahın teksirine, nikahın çoğalmasına, yani insanların evlenmelerinin, bu cinsel ihtiyaçlarını evlenerek gidermelerinin çoğalmasına çalışmaktadır asıl merhamet. Yani sen asıl o zina edenlere merhamet ediyorsan,
Böyle yap yani. Onların cezalarını üstünü örtmek ve cezalandırmamak yani, ama şartları saymıştım geçen hafta. Her böyle zina ihtimali olan değil. Çünkü hemen bu zina konusu biter bitmez iftira konusuna girecek Rabbimiz. Öyle bir takım karinelere dayanarak, bir takım işaretlere dayanarak insanlara hem bu zinakar, çünkü işte neden? Çünkü öyle hissediyoruz, öyle alametler öyle gösteriyor diyerek insanlara zina istandında bulunmanın da ayrıca suç olduğunu dinimizde göreceğiz. Sonra şimdi bugün geldiğimiz yer arkadaşlar, vel yeşhed ayetin son cümlesindeyiz. Vel yeşhed adâbehumâ taifetun minel mu'minîn. Müminlerden bir topluluk da onların bu cezasına şahitlik etsin diyor. İşte bu topluluk 3 mü olacak, 40 mı olacak, işte kaç kişi olacak, onları geçen hafta konuşmuştuk. Bu konuda farklı farklı görüşler var. Bu farklı görüşler demişken arkadaşlar... onu da söyleyeyim, ödevinizi, yani yeni ödevinizi de söyleyeyim. Çünkü 3. ayette çok yakından ilgili o yeni ödev. Yeni ödeviniz arkadaşlar İslam Ansiklopedisinden içtihat maddesini okumak. Ansiklopedi okumanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu neredeyse her konuşmamda söylüyorum. Bugün tekrar etmeyeyim onu, uzatmayayım çünkü tefsirde ilerleyemiyoruz. Zihninizin dağınıklığını toplamaktır ansiklopedi okumak demek. Ama ansiklopedi okumak böyle bir kitap okumaya benzemez arkadaşlar. Elinizde kağıtla, kalemle, şemalar çıkararak, listeler yaparak, yani ya şimdi kim ne dedi, hangi madde, özellikle böyle ağır konularda çok böyle çalışarak okumanızı tavsiye ederim. Ve hele hele konu içtihat olunca, yani bir ayet ve sağlam bir hadisten farklı farklı hükümler, yani ayet ve hadiste açık ve kesin bir ifade olmayıp yoruma açık olduğunda, o ayet ve hadisi, yani o dini delili yorumlamak demek içtihat. Hukuki bir yorumla oradan bir hüküm çıkarmak demek. Arkadaşlar böyle olunca ister istemez ihtilaf oluyor. Yani içtihadın doğal sonucu ihtilaf. İhtilaf eğer hukuk dairesi içerisindeyse, yani İslam hukuk ilminin, yani fıkhın usul kurallarına riayet edilerek yapılmışsa bir içtihat, oradan çıkan ihtilaflar rahmettir. Çünkü değişen şartlara göre, değişen coğrafyaya göre, mesela neden farklı içtihatlar var? Bu da çok sorulan bir sorudur. Arkadaşlar bazı sorular bizim ilmi seviyemizi gösterir. Mesela işte şu soru. Bizim hiçbir şey bilmediğimizi gösterir. Ben şimdiden söyleyeyim de ona göre sorun. Bizim hiçbir şey bilmediğimizi gösteren sorulardan biri şudur. İşte din bir tane değil mi? Kur'an da bir tane değil mi? Neden farklı farklı mezhepler var? Neden bir hoca şöyle diyor, bir hoca böyle diyor? Bir tefsir böyle yazıyor, bir tefsir böyle yazıyor. Bu arkadaşlar bizim İslami ilimler konusunda hiçbir şey tedris etmediğimizi, hiçbir şey bilmediğimizi gösterir. Kabahat değil. Sadece bunu gösterir. Yani onu söylüyorum. Bir yargılama değil bu. Bilmiyor, herkes bilemeyebilir. Yani çünkü zaten bu işin formal eğitimini neredeyse hiçbir yerde vermiyoruz. Artık neredeyse imam hatiplerde bile hani yerine göre eksik kalabiliyor. Dolayısıyla bu bir yargılama değil, sadece bir tespit. Arkadaşlar şöyle düşünün, mesela tıpta işte mide bir tane değil mi, yani mide hep aynı işi yapmıyor mu? Niye mide hastalıklarının tedavisi konusunda işte Rus hekimler başka şeyler söylüyor, Amerikalı hekimler başka şeyler söylüyor veya şu ekol, işte cerrahi ekol başka bir şey söylüyor, başka bir ekol, ben de tıptaki ekolleri çok bilmiyorum. Bak orada da benim cahilliğim, benim bir şey bilmediğim ortaya çıkıyor. Ama bütün ilimlerde, yani bir binayı inşa ederken son derece matematiksel, sayısal ve hani 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kesin bilgilere dayalı, kesin fiziki bilgilere dayalı konularda bile, hele şimdi fizik konusundaki kaynaklarımız değiştikten sonra, temel bakış açılarımız değiştikten sonra arkadaşlar orada bile ihtilaf var. Orada bile ve bu ihtilaf rahmet. Niye? Çünkü oradan yeni buluşlar çıkıyor. Yeni araştırmalar, yeni çalışmalar yapılıyor. Şartlar değiştikçe o şartlara uyarlamanız, o ilmi o şartlara uyarlamanız kolaylaşıyor. Ama hani şu bir Instagram canlı yayınında anlatılabilecek bir konu değil bu. İslam hukuk usulü tahsil etmeniz gerekiyor bunun için. Veyahut da en azından bu konuyla ilgili makaleler, birkaç makale
okumanız gerekiyor. İslam hukukunda ahkamın değişmesi mesela kitabını okuyabilirsiniz. Efendim içtihatla ilgili Hayrettin Karaman Hoca'nın kitabı var, onu okuyabilirsiniz. Yani özel ilgi duyuyorsanız bunlar ilahiyat öğrencilerinin değil de hani yüksek lisans öğrencilerinin okuduğu belki kaynaklar, kitaplar. Ama ben size şunu söyleyebilirim. Ehli sünnet çerçevesi, ehli sünnet, çünkü belirtelim ki yani ehli sünnet olmazsanız bugün böyle bir şey var. Ehli sünnet olmalıyız tabii ki. Ama bugün böyle ehli sünnet birilerinin tek elindeymiş gibi elinde bir şeyle bekliyor yani sizi böyle damgalamak üzere. Ha böyle söyledin sen ehli sünnet değilsin falan diye sanki böyle bir aforoz mekanizması işletiliyormuş gibi öyle bir endişem de var. O yüzden belirteyim. Ehli sünnet çerçevesi içerisinde arkadaşlar ihtilaflar var. Bu ihtilaflar bazen ayet ve hadislerin yani nun ve sat, şeddeli satla, nas değil yani insanlar değil. Nas dini metinler, dini kaynaklar demek. Bunlar da Kur'an ve sahih sünnettir. Nasların mahiyetinden kaynaklanan ihtilaflar var. Çünkü bazı çoğu ayetler birazdan göreceğiz mesela şu anlamada gelebiliyor, bu anlamada gelebiliyor. Oradan şu hükümde çıkarılabiliyor, bu hükümde çıkarılabiliyor. 3 tane, 5 tane mesela biraz sonra 3. ayette 7 tane farklı görüş aktaracak bize Elmalı Hamdi Yazır. Bence o 7 değil, 27 falan da o özetlemiş yani en çok tartışılan görüşleri aktarmış. Efendim 7 ayrı görüş aktaracak tek bir ayetten. Dolayısıyla bazen ayetin metni, hadisin metni farklı uygulamalara izin veriyor. Bazen şartların değişmesi, coğrafyanın değişmesi, kültürün değişmesi, zamanın değişmesi, o konuya yeniden bakılmasını ve yeniden nasların bu açıdan değerlendirilmesini gerekli kılabiliyor. Çok çeşitli sebeplerle içtihat bir ihtiyaçtır arkadaşlar. İçtihat kapısı, yani bunu burada halledebilecek değiliz ama ben kendi görüşümü deklare etmek için söylüyorum. Bazen bana böyle mesaj yazıyorlar. Bu görüşü size hiç yakıştıramadım, takipten çıkıyorum diye. Ben de altına yazasım geliyor yani çok üzüldüm. Yani ne yapacağım ben şimdi siz beni takip etmezseniz diye yazasım geliyor. Efendim ben kendimi açıklayayım da takip etmeyecek olan şimdi ayrılabilir. Yani herkes tabii hürdür arkadaşlar, istediğimizi takip edebiliriz. Benim kanaatim arkadaşlar bu mezheplerin ehli sünnet çerçevesi içerisinde mezheplerin ihtilafları bizim için rahmettir ve benim şu işime yarar. Aynı mezhebin içinde bile ihtilaflar var. Azıcık fıkıh okuyanlar bilir. İmam-ı Azam şöyle diyor, İmameyn böyle diyor. Mesela İlmihal kitaplarımızda yazar bu. İmam-ı Azam'ın iki talebesi İmameyn, İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf hocalarına muhalefet etmişler arkadaşlar. Demişler ki İmam-ı Azam diyor ki ikindi namazı insanın bir cismin gölgesi iki misli olana kadar devam eder. İmameyn diyor ki hayır bir misli olana kadar devam eder. Mesela yani daha böyle bir sürü konu var. Ve fetvalar bazen İmam-ı Azam'a göre veriliyor, bazen İmameyn'e göre veriliyor. Hatta müftinin mezhebi de yoktur. Müftinin mezhebi yoktur ne demek? Yani siz hiçbirimiz değiliz de müfti, yani fetva verme ehliyeti olan birisi, ben mesela müfti değilim, ben sadece verilmiş fetvaları aktaran, biliyorsam aktarabilen birisiyim, o kadar yani. Bilmediğim konuda yine bilmiyorum demeliyim, araştırmadım, öğrenmediysem o konudaki fetvayı. Ama müfti kendi mezhebi içerisinde fetva üretebilen kişi demek. Mezhep içerisinde de fetva üretilebilir, mezhepler arasında da fetva üretilebilir. Arkadaşlar müfti, avamın mezhebi yoktur. Avamın mezhebi müftinin mezhebidir der bizim usul kitaplarımız. Bizim ehli sünnetin, Osmanlı'nın usul kitapları arkadaşlar. Avamın mezhebi müftinin mezhebidir. Ne demek? Yani siz ve ben avamız fıkıh açısından. Bir konuda takıldığımız zaman gideriz müftiye, sorarız. Bu özellikle nikah, talak, ticaret gibi konularda bazen çok sıkışıyor insanlar. Sorarız, o bize bir mezhepteki bir görüşü seçerek bize onu söyler. Der ki siz işte şu görüşe dayanarak evliliğinizi, nikahınızı tazeleyebilirsiniz. Yani nikah hakkınızı kaybetmemişsiniz der.
Biz hayır, biz Hanefi mezhebindeyiz, işte bu Hanefi'ye göre bize sadece fetva ver diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü diğeri de ehli sünnettir. Maliki de ehli sünnettendir, Şafii de ehli sünnettendir ve şartlar onu gerektiriyorsa her mezhebin görüşünden istifade edilebilir. Burada problemli olan tek şey her mezhebin telfik denilen, caiz olmayan telfiktir. Her mezhebin en kolay taraflarını alıp birleştirip kendince bir kolay, özellikle de bir mesele içerisinde farklı farklı görüşleri bir aynı konu içerisinde, yani farklı mezheplerden seçmeler yaparak en kolaylarını alıp kendine göre yeni bir mezhep kurmaktır. Caiz olmayacak olan budur, yani istismardır caiz olmayacak olan. Peki bu ihtilafları bilmenin benim açımdan, bakın benim, sosyal açıdan, sosyal hayatımız açısından son derece önemli bir faydası var. O da şudur arkadaşlar. Siz kendiniz herhangi bir konuda, bu tesettürle ilgili olabilir, ticaretle ilgili olabilir, evlilikle ilgili olabilir, ibadetlerle ilgili olabilir, işte kadınlar hayız halindeyken Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı konusuyla ilgili olabilir. Bana fetva sormayın bakın bunları. Türkiye'de Alo Fetva denen bir hizmet var yani. Bana o kadar çok fetva sorusu geliyor ki, yani eğer kısa cevap verilebilecekse veriyorum, verilemeyecekse lütfen Diyanet'e sorun diyorum. Yani bazen çünkü hem kendimden korkuyorum, çünkü benim işim o değil. Arkadaşlar birçok konuda ihtilaflar var. Şimdi siz kendiniz vicdanınızın, çünkü sana ne kadar fetva verseler de sen kalbine danış diyor ya Efendimiz. Yani bir şeyi sana caizdir deseler bile kalbin caiz değildir diyorsa, bu hangi kalp ama? Obsesyon olmayan kalp arkadaşlar. Bazen biz kendi obsesyonlarımızı takva zannediyoruz. Ona da ayrıca dikkatinizi çekiyorum yani. Orada kendinize çok dikkat edin. Obsesif miyim, muttaki miyim diye. Efendim abdestim olmadı diye düşünen bir insan mesela, bu veya namazım olmadı, bir saat sürüyor bir öğlen namazı, bu şey değil, takva değil, onu da belirteyim. Efendim siz bir görüşü tercih edersiniz, kalbinize uyan görüş hangisiyse onu tercih edersiniz, diğer görüşü yapanı kınayamazsınız. İşte bu bilgi hayati açıdan çok önemli, sosyal hayatımız açısından çok önemli arkadaşlar. Yani bir konuda ihtilaf varsa siz seçtiğiniz görüşün herkes tarafından uygulanmasını dayatamazsınız. Zaten hiç dayatamazsınız da bugün artık. İhtilaf yoksa da dayatamıyorsunuz. Kendi evladınıza en temel konuyu bile dayatamıyorsunuz. Yani üzerinde hiç ihtilaf olmayan konuyu bile, pedagojik açıdan, psikolojik, başka faktörler sebebiyle. Dayatmak derken yani şey yapamazsınız, yani yanlış yapıyor diye düşünemezsiniz. Çünkü onun da sığındığı bir fetva var. Onun da dayanak aldığı kendisine bir içtihat var. İşte o, bunları kavrayabilmek için bir nebze olsun içtihat maddesini bir kere okumak çok zor olduğunu biliyorum arkadaşlar. Özellikle en azından bir İmam Hatip mezunu değilseniz bunlar sizin için gerçekten çok çok zor. Ama sonuçta siz de tefsir dinlemeye kalkışmışsınız bakın, yani hem de Elmalı'nın tefsirini dinlemeye kalkışmışsınız. Biraz çaba sarf edin. İlk seferinde belki anlaşılmayacak ama mesela işte bu içtihat meselelerini, bununla ilgili çok güzel YouTube'da videolar var. Klasik Düşünce Okulu'nun, işte İslam Düşünce Enstitüsü'nün dersleri var. Onları takip edebilirsiniz. Ben geçiyorum. Şimdi ödevimizde anlaşıldı değil mi? İçtihat maddesini okuyoruz. Neden bir topluluk izlesin bu zina edenleri, verilecek cezayı? Yani anlaşıldı, zina eden kadına ve erkeğe işte 100 değnek cezası var. O değnek şöyle olacak, fecridü şu demek, onları konuştuk hep. Ve sakın ha böyle ceza uygularken böyle merhamet tutmasın size. Ama cezayı en baştan affetmek için elinizden geleni yapın. Bakın hadis-i şerif vardır. Özellikle hakimlere, işte karar mekanizmasında olan idarecilere ve yönelik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden birinizin afta yanılması cezada yanılmasından daha hayırlıdır diyor. Yani yanlışlıkla birini affetmek yanlışlıkla birini cezalandırmaktan daha iyidir. Bu nedenle en ufak bir ihtimal varsa affa götürecek, onu seçin. Onu seçin. Peki biz o zaman bir suçluyu ya yanlışlıkla affedersek, olsun diyor. Senin bir suçluyu yanlışlıkla affetmen bir masumu yanlışlıkla cezalandırmandan daha hayırlıdır diyor. Özellikle ilgi duyuyor musunuz bilmiyorum. Ben rastladıkça takip ediyordum. Epeydir hiç televizyon seyretmiyorum.
Bu televizyonda bazı belgesellerde veya şeyde artık kimse televizyon seyretmiyor. Her şey neyi seyredecekseniz çok seçerek seyrediyorsunuz. Efendim Amerikan mahkemelerinde bilhassa onlar belki hani deşifre ettikleri için yoksa dünyanın her yerinde bence bunlar oluyor da hepsi film olmuyor. Efendim yıllar sonra 20 yıl sonra mesela adamın masum olduğu anlaşılıyor. Böyle belgeseller var. İşte diyelim ki DNA testi çıktıktan sonra davalar tekrar görülüyor. Mesela tecavüz davasından adam hapsedilmiş 27 yıl sonra masum olduğu anlaşılıyor. İşte 17 yıl sonra masum olduğu anlaşılıyor. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğu. Hele benim öyle seyrettiğim bir film vardı. Yani belgesel. Genelde zenciler böyle siyah deliller suçlanır. O belgeselde beyaz birisi, Amerika'da beyaz birisi sırf şerif ona başka bir sebepten gıcık olduğu için bir tecavüz davasında başka yerde, o sırada başka yerde olduğunu kanıtladığı halde, şahitleri olduğu halde arkadaşlar tutuklanıyor, 20 yıla yakın hapis yatıyor, karısı terk ediyor, çocukları perişan oluyor ve düşünün hani annesi hiç vazgeçmiyor çünkü annesi diyor ki o sırada benim yanımdaydı diyor. O tecavüz olayı olduğu sırada benim yanımdaydı. Ben biliyorum oğlumun zina etmediğini, ya şey tecavüz etmediğini diyor. Yani demek istediğim arkadaşlar işte böyle vahim insan hayatına yönelik böyle vahim suikastlere, suikast burada mecazi anlamda yol açmamak için hep af yolunu tutmak. Yani hakimin hüküm verecek olan kişinin yaklaşımı hep affedilmek için bir gerekçe var mı? Affa bir mazeret var mı? Hep bunu aramalıdır. Cezaya bir gerekçe var mı diye aramamalıdır. Ama artık o kadar aleni ki veya kişi geldi kendisi itiraf ediyor. Zaten İslam tarihindeki cezalar, zina cezaları birkaç sayılı birkaç tane olmuş. Onlar da itiraf yoluyla olmuş. Kişi gelmiş kendisi itiraf ediyor veya artık o kadar ispatlı delilli ki yani hani başka bir seçenek yok ve ceza uygulanacak. Bu sefer bu fecridu kulle vahidin minhumâ mi'ete celde var ya onlara 100 değnek cezası uygulayın. O sırada işte bu cezaya birilerinin şahitlik etmesi gerekiyor. Bu emirde yani bu şahitlik etmenin lüzumunda başlıca iki hikmet vardır diyor Elmalı Hamdi Yazır. Birincisi intikam tarzında bir suistimale meydan bırakmamak için teminattır. Çünkü gizli darpların sevki hiddetle mesela diyelim ki o zinadan dolayı darp cezası uygulanacak olan kişiye o cezayı verecek görevli. Bu işte cellat mıdır? Kimdir yani? Cellat idam edenlere deniyor. Ceza uygulayacak yani o darbe uygulayacak. Farz edelim ki o adamın zinakarlara karşı bir takıntısı var. Veya hayatında işte zina ile ilgili bir travması var ve çok nefret ediyor zina suçundan. İşte bunları şiddetle intikam duygusuyla bu cezaların işkenceye dönüşmesi veya bir iltimasa uğraması tam tersi. Yani birisi de tanıdığı olabilir ya da işte çok kalbi ısınmıştır yani merhamet etmiştir. Hani çok zavallı görünüyordur onun gözüne. Herhangi bir sebepten iltimasa uğraması veyahut da tam tersi işkenceye maruz kalmasının önüne geçmek içindir. Nitekim tarihin şikayet ede geldiği zalimane işkenceler hep gizlenerek yapılmıştır. Bundan dolayı Avrupa Cezaiyunu'nun darp gibi mücazat-ı cismaniyeyi hoş görmemeleri de hiç sebepsiz değildir. Yani çünkü neden? Hep bunlar gizli kapaklı işte hapishanelerde, kimsenin bilmediği yerlerde çok büyük işkencelere dönüşerek uygulandığı için. Lakin habis gibi, habis haps yani. Hapsetmek gibi umumiyetle tecviz edile gelen cezaların çoğu yani bugün diyor işte Avrupa'yı bir bakış açısıyla herhangi bir toplumsal suçun cezası çeşitli derecelerde hapis cezası makul görülüyor, tecviz edile geliyor. Bunların çoğu cismani olmaktan kurtulamayacağı gibi yani orada da fiziki ceza var, orada da cismani ceza var değil mi? Yani hapishanelerde neler olduğunu biz bilmiyor muyuz? Değil mi arkadaşlar? Gibi gizli darp kadar suistimale müsait bulunduğu da inkar olunamaz. Ben gerçekten bu hapishanelerdeki yaşananları anlatan belgeselleri veya filmleri izleyemiyorum arkadaşlar. O kadar çaresiz o insanlar. Yani zaten bir yere tıkmışsın. Hani hiç
Şahit yok o anda ona yapılana, belgeleyemez kendisine yapılan o kötülüğü ve savunamaz da kendisini. 3-5 kişinin ona girişmesi veya gardiyanların, işte suçluların birbirine yaptıkları kötülüklere göz yumması, değil mi? Bir ara ben de izleyeyim diye başlamıştım Prison Break, devam edemedim yani, izleyemedim. Arzu edenler oralara bakabilir. Yani bir iki tane hapishane filmi izlerseniz veyahut da işte belgesel izlerseniz arkadaşlar, hapsetmenin hiç de medeni bir ceza olmadığını orada görürsünüz. Bir mahpusa, hele hele münferit bir mahpusa, işte az önce söylediğim gibi tek kalmış yani. Karşı ne yapılamaz? Halbuki ammenin müşahedesi önündeki bir darp, yani bir topluluk tarafından gözlemlenen bir darp, müessir olmakla beraber tesirlidir. Çünkü doğrudan doğruya hem haysiyetiyle ilgili, hem toplumdaki işte tanınırlığıyla ilgili, hem fiziki bir sonucu da var yani. Müessir olmakla beraber tecavüze müsait değildir. Yani o insana işkenceye dönüşmesine müsait değildir. İşte darp ancak bu müşahede ve murakabe tahtında aleni olmak şartıyla meşru kılınmıştır. İkinci sebebi, bu cezaya bir grup insanın şahitlik etmesinin ikinci sebebi, bunda iffetin kıymetini, ibret ve terbiyenin tamimini ifade eden bir ilan ve teşhir vardır. Yani zinanın toplumda normalleşmemesi, iffetin değerinin korunması ile ilgili bir ilan ve teşhir, bunu ortaya serme vardır. Gerçi bu teşhir mücrimin sırf aleyhine değildir. Bu teşhir edilme sırf aleyhine değildir. Beyan olunduğu üzere lehinde bir teminatı da tazammun eden bir ilandır. Yani o teşhir sayesinde kendisine işkence edilmesi ya da işte cezanın haddi aşan boyutlara varmasının önüne geçilmiş oluyor. Efendim, ilanı muhakemenin ve hükmün aleni olması, ilanı muhakemenin ve hükmün aleni olması gibidir. Yani yargılanma süreci de aleni olacak, hüküm nasıl, hükmün nelere dayanarak verildiği de aleni olacak, cezanın ilanı, ceza da aleni olacak. Hükmün aleniyeti ise bir teşhiri tazammun etse de umumiyetle bir ceza mahiyetinde telakki edilmez. İcranın aleniyeti de öyle olmak lazım gelir. Bahusus ki hudutta icra tetinme-i kazadandır. Hudutta icra, hukuki bir cümle bu. Hudutta icra tetinme-i kazadandır. Yani hadler konusunda, hadler işte dini olarak belirlenmiş, din tarafından, şeriat tarafından belirlenmiş cezalar demek. Bu cezaların yerine getirilmesi tetinme-i kazadan, yani hükmün mütemmimidir. Sadece hüküm vermekle yetinmez mahkeme. O hükmün uygulanması da o hükmün tamamlayıcı bir unsurudur. Yani hükmün tamamlanması için icranın da gerçekleşmiş olması gerekir. Mamafil İdraki olanların vicdanında, yani anlayış sahiplerinin vicdanında en cüz'i bir teşhirin bile bir azab-ı ruhani husumuna getireceğinde şüphe yoktur. Yani en cüz'i bir teşhir, burada sosyal medyada çok yaşıyoruz bunu arkadaşlar. Yani sizin bir hatanızı buluyor bir yerde ve onu mesela siz hatayı aleni yapmamışsınız ama o sosyal medyada yazarak alenileştiriyor. Yani size yönelik eleştirisine alenileştiriyor. Ne kadar vicdanınızı sızlatan, sizi zor durumda bırakan bir şey. Allah korusun, kimsenin başına vermesin Rabbim. Mamafih, tekrar edelim. İdraki olanların vicdanında en cüz'i bir teşhirin bile bir azab-ı ruhani husule getireceği de şüphe yoktur. Bu cihetle bu işhat, yani bu cezaya şahitlik etme hadisesi, sırf cismani olan celt cezasının, o dayak cezası cismani bir cezaydı, ruhi bir mütemmimi olmuş olur. Yani böylece zina suçunu bu kadar aleni bir şekilde insanların gözünün önünde işleyen bir kişi hem bedenen cezalandırılmış olur dayakla, hem ruhen cezalandırılmış olur teşhir edilerek. Bu cümlede azâbehumâ buyurulması da
buna işarettir. O ikisinin azabı, bakın azap kelimesi, ceza kelimesi geçmedi, efendim dayak kelimesi geçmedi, başka kelimeler geçebilirdi, azabına dedi. Bu azabın daha çok iç dünyalarındaki azap olduğuna işarettir. Bir de bu işhadın hukuku ammeye alakası vardır. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır'da çok güzel olan, ben çok seviyorum bu tefsiri biliyorsunuz. Hatta bugün onu söyleyeyim. Böyle ilk ben bunu öğrencilik yıllarımdayken almıştım bu tefsiri. Dolayısıyla çocuklarım küçükken de okuyordum ve onların karaladığı yerler vardır böyle. Ellerine kalem geçirmişler. Ben okurken fırsattan istifade karalamışlar. Şimdi bugün torun karaladı bir yeri. Dedim ki ya demek ki ben hiç ilerleme göstermemişim bu hayatta. Çocuklarım küçükken de bu tefsiri okuyormuşum. Torunlarım olmuş hala bu tefsiri okuyorum diye öyle olmadığını söylediler sağ olsun evdekiler. İnşallah sizin nazarınızda da öyledir. Yani ne kadar sevdiğimi buradan anlayın. Hani 30 yıldır, 35 yıldır dönüp dönüp bu tefsiri okuyorum. Başka tefsirlere de bakıyorum tabii ama bu çok hususi bir zevk veriyor. Hayatımda çok sevdiğim iki insan. Ulema arasından yani kendim bana hocalık etmiş olanlardan sonra yani bizatihi dersini aldıklarım tabii onların benim üzerimdeki hakları mukayese kabul etmez ama onlardan sonra en çok istifade ettiğim ve inşallah yollarından gideriz yani ilmi anlamda olmasa bile çünkü benden artık bir alim olmaz ilmi anlamda olmasa bile hani çizgi hayat çizgisi bakımından Muhammed Hamidullah'la Elmalı Hamdi Yazır'dır. Muhammed Hamidullah'ı seviyorum ve tavsiye ediyorum diye de az fırça yemedim yani sosyal medyada. Ama hiç etkilemiyor beni gördüğünüz gibi arkadaşlar. Efendim şimdi Elmalı Hamdi Yazır'ın ayırt edici özelliklerinden birisi tefsirinin ayırt edici özelliklerinden birisi ayetler ve sureler arasındaki alakayı çok güzel tespit etmiştir. Yani bu ayetten sonra neden bu konuya geçiyoruz? O aradaki bağı çok güzel kurar bir cümleyle. Yani hop diye konu değişmez onun tefsirinde. Şimdi bakın biz ne okuduk? Zina edenlere verilecek cezayı okuduk değil mi? Bu cezanın işte bir aleni kısmı var. Fiziki kısmı var affedersiniz bir de ruhani kısmı var teşhir onun hani insanların gözünün önünde yapılması bu cezanın o zina edenlere bir manevi eziyet. Şimdi diyor ki bu işhadın yani bu cezanın toplum önünde verilmesinin hukuku ammeye alakası vardır. Toplumun haklarına toplumun haklarıyla alakası vardır. Şu cihetle ki iki nokta üst üste üçüncü ayete geçti. Nedir o alaka? Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev müşrike. Zani yani zina eden erkek bir zaniye veya müşrikeden başkasını nikah etmez. Bu çok tartışılan bir konu. Hala bize de çok sorulan bir konu. O yüzden göreceksiniz herhalde bu hafta yetiştiremeyeceğiz ama haftaya kalacak. Efendim. 7 ayrı görüş zikredecek burada Elmalı Hamdi Yazır. Bu ne demek? Evlenemez ne demek? Ama ayetin metni bu. Zina eden bir erkek la yankihu nikahlayamaz illa zaniyeten el müşrik. Ancak ya zina eden bir kadınla nikahlanır yahut müşrik bir kadın. El müşrike affedersin. Müşrike bir kadınla nikahlanır. Şimdi burada bu ayetin tefsirinde Elmalı Hamdi Yazır böyle her şeyi adlı adınca söylemiş. Benim normal şartlarda ağzıma alamayacağım kelimeler var burada açıklarken. Onun metnini okurken ben de o kelimeleri telaffuz edeceğim. Affınıza sığınıyorum. Çünkü her şeyi çok açık bir şekilde anlatmış Elmalı Hamdi Yazır. Ve böyle sözlük anlamlarıyla kullandığını düşünüyorum. Onun da kabalık etmek için değil yani sözlük anlamlarıyla kullanıyor. Kendisi ön sözünü okursanız Hak Dini Kur'an dilinin giriş kısmını, kendisinin yazdığı girişi, tefsirini hangi metotla yaptığını anlattığı kısmı okursanız her bir kelimeyi nasıl dikkatle seçtiğini orada göreceksiniz arkadaşlar. Hiçbir kelime tesadüfi değil öyle anlaşılıyor. Yani diyor ki mesela bir yerinde bütün metnin tabii ön sözün girişin tamamını hatırlamıyorum ama
Bir yerinde diyor ki, ben diyor Oğuz, işte kendi soyunu söylüyor. Benim diyor soyum şunlardan, şunlardan, şunlardan Oğuzlara dayanıyor. Yani ben öz be öz Türk'üm ve Türkçeyi çok iyi bilirim diyor. Zaten bir Anadolu köyünde yetişmiş, biliyorsunuz. Yani Anadolu köyü demek Türkçenin, öz ve öz Türkçenin konuşulduğu yer demektir. Yani o karışık ağdalı Osmanlıca, Arap Osmanlıca, ağdalı bir Osmanlıca konuşulmaz köylerde. Biliyorum diyor, Türkçeyi çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben burada diyor güneşi ve ayı demeyip şemsü kameri dediysem bunun bir sebebi var diyor. Allah güneşi ve ayı yarattı demeyip şemsü kameri dediysem bunun bir sebebi var. Çünkü ayı kelimesinin geçmesini istemedim tefsirde diyor. Yani kelimeleri ne kadar dikkatli seçtiğini. Bugünlerde ben de biraz edebiyatçıların kitaplarını okuyorum, denemelerini falan okuyorum. Onlar da kelimelerini son derece dikkatli seçiyorlar. Hatta bazı, mesela bir Fransız yazardan bahsediyordu okuduğum kitapta, şimdi ismini hatırlamıyorum. Kitabında geçmesini istediği kelimelerin listesini önce çıkarıyormuş. Yani 2000 kelime çıkarıyor mesela. O 2000 kelime bu kitapta geçecek yani. Dolayısıyla bu alimlerimiz aynı zamanda çok kuvvetli bir edebiyat eğitimi de aldıkları için seçtikleri hiçbir kelimenin tesadüfi olmadığını, kabalık olsun diye olmadığını, hakaret olsun diye olmadığını, o konu anlatılırken o kelimenin geçmiş olmasının bir anlamı olduğunu hatırlatmış olayım size. Şimdi bakın tabii nasıl söylüyor, benim için zor bunları dile getirmek ama böyle okuyacağım çünkü öyle yazıyor. Ayeti okudum, yani ilk cümlesini ve mealini de söyledik. Zinakar bir herif, herif diyor, zinakar bir herif evlenecek olursa alacağı karı, çok affedersiniz böyle söylüyor, ya bir zaniye veya bir müşrikedir. Ayet böyle söylüyor. Çünkü iman ve iffeti olan temiz saliha kadınlar nefret eder, ona tenezzül etmez ve etmemelidirler. Şimdi kendisi açıklayacak ama hemen zihniniz karışmasın diye söyleyeyim. Böyle hayatında bir kere zina etmiş, sonra pişman olmuş, tevbe etmiş, ayağa kaymış da yapmış, işte gaflette bulunmuş da yapmış. Bunlardan bahsetmiyor burada arkadaşlar. Zina ile bilinen, zaten biraz sonra isimlerini söyleyecek. Zina ile bilinen, bunu meslek haline getirmiş olan, bununla bundan gocunmayan, bunun konuşulmasından, bilinmesinden gocunmayan ve toplumda bu özellikleriyle bilinen kişilerden bahsediyor ayet-i kerime. Diyor ki iman sahibi, iffet sahibi, temiz saliha kadınlar böyle insanlarla evlenmekten nefret eder, ona tenezzül etmez ve etmemelidirler. Etmemelidirler arkadaşlar. Öyle heriflere olsa olsa ya kendisi gibi zinakar veya müşrike bir karı rağbet eder ki müşrikelerin de iffeti meşkuktur. Meşkuk şüpheli demek. Niye meşkuktur? Çünkü onun iffet anlayışıyla, onun ayıp günah anlayışıyla sizinki uymuyor ki. Yani o kendince normal bir hayat yaşıyor ama size göre zinakar bir hayat o hayat. Ve işte zina şirke, şirk zinaya böyle yakındır. Bu çıkarımları da çok önemli. Çünkü arkadaşlar Efendimizin, şimdi hani tekrar ediyorum, her insan arkadaşlar günah işleyebilir. Bakın yaptığının günah olduğunu bilerek, ısrar etmeyerek, pişman olarak, tevbe ederek hepimiz her türlü günahı işlemiş olabiliriz. Olabilir yani. Bununla ilgili ayetler var, kıssalarda anlatılıyor değil mi? Yani daha Hazreti Adem'in ilk insanın yaptığını düşünün, Hazreti Musa'nın başına geleni düşünün. İşte birçok kıssada bunlar bize anlatılıyor. Tabi zina hele hele bilinçli, planlı, isteyerek ve hani böyle hop diye, çünkü kimse kimseyle zina etmez. Bir aşamalardan geçerek yani yapılan zina biraz farklı bir kategoride değerlendiriliyor doğal olarak. Şirk zinaya, zina şirke bu kadar yakındır. Niye? İşte ya zaniye bir kadınla evlenebilir ya müşrike bir kadınla evlenebilir. Çünkü bunlar zaten birbirine çok yakın diyor. Niye arkadaşlar? Çünkü insan, hani az önce dedim ya, burada bahsedilen bu zina fiili o kişiye isim olmuş. Bakın zani diye isim olmuş. O derecede artık zina ile bilinen,
bir kişinin bunun günah olduğunu, haram olduğunu, Allah'ın işte büyük günah, Allah'ın büyük günahlarından olduğunu, buna büyük bir ceza vaat ettiğini, yani ceza ile tehdit ettiğini bile bile bir insanın bu hayatın içinde bu kadar ısrarlı, müdavim olması düşünülemeyeceği için, yani bunun Türkçesi arkadaşlar, Hazreti Ali'den Mervi'ye bir söz var. Teyit etmedim ama onun söylediği söyleniyor. İnsan eğer düşündüğü gibi yaşamıyorsa yaşadığı gibi düşünmeye başlar. Bugün bakın yani kendinize bakın, başkalarını yargılamayın, kendinize bakın. Mesela bir konuda hatanız, eksiğiniz olsun. Ne olsun bu? Mesela basit bir örnek verelim. Diyelim ki Kur'an okuyamıyorsunuz. Her gün Kur'an okumamız gerekir hepimiz. Kur'an-ı Kerim'i. Yani bir açmamız gerekir, birkaç ayet olsun okumamız gerekir her gün. Okuyamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İlk zamanlar mesela Ramazan'dan sonra, Ramazan'da her gün okumuşsunuz. İlk zamanlar böyle bir vicdan azabı, bir gayret falan oluyor. Giderek giderek işte çocuklarım küçük, işte başka ben ilimlerle meşgulüm, işte şu kadar kitap okumam gerekiyor ya da ne bileyim yani hep çalışıyorum, çok meşgulüm gibi kendimize böyle mazeretler buluyoruz. Öyle değil mi? Giderek yani o davranışını normalleştiriyorsun. İşte zinanın normalleştirilmesi insanın zihninde, yani biz bu bir aşk beraberliği, işte bizim nikahımız gönlümüzde kıyıldı falan gibi böyle. Bizim iki insanın ilişkisini yani bir imza mı meşrulaştıracak falan gibi böyle çeşitli spekülasyonlarla yaşadığı zina hayatını normalleştirmeye başlıyor insan. Ve bu normalleştirmenin şirk olduğunu biraz sonra söyleyecek Elmalı Hamdi Yazır bize. Çünkü sen Allah'ın yasak kıldığını meşru diyorsun. Burada artık bir Allah inancından, yani sağlam, sağlıklı, sahih bir Allah inancından söz edilemez. Arkadaşlar burada bir parantez açayım. Her Allah'a inanan Allah Teala'nın istediği gibi inanmış olmuyor. Onun için bizim akaid kitaplarımızda, lütfen açın okuyun, şu temel dini bilgiler ders kitabı var ya arkadaşlar, Seyfettin Yazıcı Hoca yazmış onu. Böyle nasıl diyeyim size, hiçbir şey bilmeyenin okuması gereken bir kitap. Yani din hakkında hiçbir şey bilmiyorsa. Hatta diyorum ki ben biraz fetvada görev yapmıştım işte vaizeliğim sırasında. İnsanlar şu kitabı okusalar, yani alo fetvaya gelen soruların %50'si %60'ı gelmez. Çünkü temel, en temel şeyleri soruyorlar. Bu temel dini bilgiler ders kitabında dahi geçen bir konudur arkadaşlar. İmanın sıhhatinin şartları diye bir başlık vardır inanç konuları anlatılırken. İmanın sıhhatinin şartları ne demek? Sıhhati biliyorsunuz. Yani sen inandım diyorsun ama bu iman sağlıklı bir iman mı? Hastalıklı mı yoksa? Kusurları var mı? İmanın sıhhatinin şartları da üçtür arkadaşlar. Bunlardan birisi inanılacak şeylerin tamamına iman etmiş olmaktır. İşte sen zinayı ama işte burada biz şöyle seviyeli birliktelik, işte biz kendi gönlümüzde kıydık o nikahı bilmem ne falan dediğinde o ne yapmış oluyorsun? Allah'ın yasak kıldığı, formel şartlara bağladığı ve yasak kıldığı bir davranışı meşru saymış oluyorsun. Hakeza meşru kıldığı bir davranışı yasaklarsan o da aynı şekilde. Arkadaşlar imanın diğer sıhhatinin şartlarına da merak edenler baksınlar. Bir de nefsinde zinakar olan bir erkek iffetsiz kadınlarla alakadar olur. Yani bunu da çok gördüm arkadaşlar. Böyle alışmış olan o serbestliğe, o sınırsızlığa, o laubali ve kuralsız ilişkilere alışmış olanlar arkadaşlar, iffetli, edepli kadınlarla işleri olmuyor. Çok ilginç. Onlardan sıkılıyorlar, onları sıkıcı buluyorlar. Çok ilginç bu. Yani hani gökteki kuşlar bile yerdeki benzerlerinin yanına konar diyor ya atasözü. Hakikaten öyle. İffetsiz kadınlarla alakadar olur nefsinde zinakar olan erkek. Onlardan tiksinmez. Yani kaç kişiyle beraber olmuş işte o onu rahatsız etmez. Bilakis şehvetini tahrik edip o ölçüsüzlük, o sınırsızlık, o rahatlık
şehvetini tahrik edip hevasına uyduklarından dolayı onlara müncezip olur, onları daha cazip bulur. Ve bu his onunla evlenmek hususundaki fikrini ve muhakemesini bozar da nikaha rağbet etmez ve şayet evlenecek olursa alacağı öyle birisi olur. Zira iffetin kadrini bilmez, ehli iffeti takdir etmez, kendi sınarını arar. Sınar kelimesi denk demekmiş. Kendi sınırını, kendi dengini arar. Bu suretle erkeğin iffetsizliği, iffetsiz kadına düşmesine sahip olduğu gibi, nihayet nikah edeceği kadının iffetsiz olmasına da bahis olur. Yani giderek, eğer diyelim iffetli bir kadınla evlense, giderek onu da o hayadan, o edep dairesinden, o iffetli duruştan dışarıya çıkarmaya başlar. Bu nükte ile bu ayette erkek dişiye takdim edilmiştir. Yani dikkat edin, ikinci ayet ezzaniyetu diye başlamıştı. Zina eden erkekler ve zina eden kadınlar diye başlamıştı. Affedersiniz, ezzaniyetu ve zani, zina, yani mesajlar atıyorsunuz ama bakamıyorum mesajları arkadaşlar. Zina eden kadınlar ve zina eden erkek diye başlamıştı. Burada ise zinakar erkek diye başladı. Yani ilk ayet zina eden kadına ve zina eden erkeğe yüz değnek vurun diye başladı ikinci ayet. Yani konunun ilk ayeti. Üçüncü ayet ise zina eden erkek ancak zina eden bir kadınla evlenebilir diye başladı. Bu aradaki farkın ne demek olduğunu söyleyecek şimdi. Evvelki ayette dişi takdim olunmuştu. Çünkü dişinin görünmesi, tamaha düşürmesi, temkin ve mutavatı olmadıkça zikrolunan zina fiili başlayamayacağı cihetle orada cinayetin başı, zinanın maddesi karı olduğuna işaret kılınmıştı. Yani zina eden kadına ve zina eden erkeğe yüz değnek vurun derken ayet niye zina eden kadın diye başladı? Çünkü kadının diyor, buradaki kelimelerini tekrar edeyim. Kadının görünmesi, kendisini teşhir etmesi, efendim tamaha düşürmesi, karşı tarafı ümit vermesi, teşvik etmesi, temkin ve mutavatı, yani onayı, buna izin vermesi olmadıkça zina başlayamaz diyor. Bunlar olmadan erkeğin saldırmasına biz tecavüz diyoruz. O zina değil, yani kadın açısından zina değil. Bir kadının zani olabilmesi için, ondan bahsetmişti zaten ayette, zani sayılabilmesi için kendisinin de o fiile zemin hazırlayacak bir tutum içerisinde olması gerekiyor. Zinayı ilk başlatan bu açıdan bakıldığında kadındır diyor. Fakat nikah meselesine gelince bunda erkeğin rağbet ve talebi asıl ve mukaddem olduğuna ve erkeğin ahlakının iffet noktayı nazarından kadın üzerindeki dahlü tesirine işaret nüktesi gösterilmiştir. Burada ise zina eden erkek ancak zina eden kadınla evlenebilir diye, çünkü orada zina anlatılıyor, burada nikah anlatılıyor. Nikahta diyor erkeğin talebi, rağbeti mukaddemdir. Yani onun istekli olması mukaddemdir. Şimdi bazıları diyor ki bunlar eski moda şeyler hocam diyor işte falan. İşte kadın isteyemez mi evlenmeyi? Tabii ki isteyebilir. Bizim dinimizde de bunda bir sakınca yok. Fakat genel dünyadaki, yani genel gidişattan bahsediyoruz arkadaşlar. Hatta ilişkilerin bu kadar serbest olduğu, yani bir erkeğin istediği sürece istediği kadına hiç evlenmesine gerek kalmadan, nikah yapmasına gerek kalmadan rahatlıkla ulaşabildiği, onunla beraber yaşayabildiği topluluklarda arkadaşlar, toplumlarda bir kadının bir erkeği evlenmeye ikna etmesi çok önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Çok ilginç, cahiliye döneminde de Mustafa Çağrıcı Hoca'nın Cahiliye Ahlakı kitabına bakacak olursanız, çok, yani o toplumu tanımak için çok kıymetli bir çalışma. Orada da arkadaşlar bir babanın kızını iffetli bir ailenin, iyi bilinen bir ailenin oğluyla evlendirmesi o baba için, büyük bir kızın babası için büyük bir başarı kabul ediliyor. Yani zinanın serbest olduğu toplumlarda evlenmek istemiyor erkekler arkadaşlar. Niye evlensin ki? Yani inancı da yoksa, iffet anlayışı da yoksa. Niye evlensin?
Çünkü evlendiğinde hayat boyu kendisini bir kişiye, yani o nikah devam ettiği sürece bir kişiye mahkum etmiş olacak ve bir sürü de hukuki sonuçları var. Niye evlensin? Çünkü istediğiyle zaten beraber olabiliyor, zaten o ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yani zinanın yaygınlaşması evliliğin azalması demek, nikahın azalması demek. Arkadaşlar bunlara bu bakış açısıyla bakmamız lazım. Ve zaniyetü la yenkihuha illa zanin el müşrik. Zaniye ise, yani zina eden kadın, bunu da bir zani veya müşrikten başkası nikah etmez. Yani iffet ve namusu olanlar zaniyeden nefret eder. Zaniye burada zina ile bilinen, yani zina onun hayat tarzı olmuş demek. Nikahına tenezzül eylemez de onu nikah etse etse bir zinakar yahut zinadan sakınmamak adetleri olduğu cihetle bir müşrik nikah eder. Çünkü el-habithatu lil-habithin vel-habithune lil-habithat. Pisler pisler içindir. Detayı var. Pis kadınlar pis erkekler içindir. Pis erkekler de pis kadınlar içindir. Nur suresinin 26. ayeti. Onu gelince tefsir edeceğiz inşallah. Bu ayeti delil gösteriyor. Ve hurrime zalike alel mu'minin. Ve o, yani nikah, müminlere, onların nikahı yani. Zina eden bir kadınla veya erkekle veya bir müşrikle nikah kadınlara, müminlere haram kılındı. Bakara suresinde وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Müşrik kadınlarla onlar iman edinceye kadar nikahlanmayın. وَلَاَمَتُنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَ. Mümin bir cariye, köle, bir müşrik kadından çok daha hayırlıdır. وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ. İsterse o müşrik kadın sizin çok hoşunuza gitsin. Yani çok beğendiğiniz bir kadın olsun. Bir köleyle, yani en alt taba, bugün köle yok ama en alt tabakadan, en sıradan bir iman eden kadınla evlenmeniz, sizin o çok cazip bulduğunuz müşrik kadınla evlenmenizden sizin için çok daha hayırlıdır diyor. Bakara 221, uzunca bir ayet. Oraya baktığımızda bu ayetin mantıkunca müşrik ve müşrike nikahının menhi, yani yasaklanmış olduğu da malumdur. Yani arkadaşlar, bir Müslüman erkek, bir Müslüman kadın sadece Müslüman erkekle evlenebilir. Bir Müslüman erkek müşrik kadınla asla evlenemez. Ateist olanla evlenemez arkadaşlar. Efendim sadece Müslüman kadınlarla ve samimi ehli kitapla, yani kağıt üzerinde değil de böyle o kağıt üzerinde Hristiyan ama ateist mesela. Bugün kağıt üzerinde Müslüman ama adam ateist. Yani bu inanç konusu çok ciddi bir şarttır nikahta. Ona da tabii hepimiz dikkat etmek durumundayız. Zaniyeyi nikaha gelince bu ayetin zahirinden bunun da müminlere haram ve müşrik nikahına karip, yani adeta bir müşrikle evlenmek gibi olduğu anlaşılıyor. Ma mafi ihtilaf ciheti yok değildir. Yani ayetin zahirine baktığımızda öyle anlaşılıyor. Zina eden bir kadınla da bir Müslüman erkek evlenemez. Öyle anlaşılıyor. Fakat ihtilaf var burada diyor. İşte size bahsettiğim içtihat konusunun devreye girdiğini, 7 farklı görüşün, Elmalı'nın aktardığı 7 farklı görüşün burada peş peşe serdedildiğini göreceğiz. Ne zaman? İnşallah haftaya. 7. görüş Elmalı Hamdi Yazır'ın kendi görüşü. Merak edenler şimdiden açıp baksın. Merakını muhafaza edip bir dahaki derse saklamak isteyenleri de tekrar pazartesi günü Allah'tan bir mani olmazsa bekliyoruz. Efendim saatimiz doldu. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak sağınızı, solunuzu, önünüzü, arkanızı hep böyle imanı çok kuvvetli insanlarla doldursun inşallah. Hayırlı akşamlar.